Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kabine toplantısından sonra açıklamalar yaptı. İki e, konu öne çıkıyor. Bir, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç ve Finlandiya. Bu iki ülkenin 5-6 Ekim günlerinde Ankara'da temaslar yapacağını söyledi. İki, bir diğer konuda arabuluculuk yargıda arabuluculuk müessesesinin kapsamı genişleyecek bakanın verdiği bilgiye göre. Ya bir hukuk devletidir. İsveç'le Finlandiya NATO üyeliği konusunda ısrarcı. Türkiye ise terör örgütü mensuplarının iadesi olmadan üyelik yolunu açmamakta kararlı. İsveç'ten bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'ya gelecek. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek. So even of Sverige. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kritik temas öncesi muhataplarına önemli mesajlar gönderdi. Beklentimiz terör örgütü üyelerinin iadesi dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi. PKK ve FETÖ, DHKPC başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi Bakan Bozda. Sadece İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri değil yargı paketini de anlattı. Ara buluculuk kapsamı genişliyor dedi. Yasalaşma için 2022'nin sonunu işaret etti. Yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Ara buluculuğun kapsamını genişletiyoruz kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyunu açıklayacağız. Meclis açıldığında genel kurula gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ekonomik sıkıntılar karşısında zora düşenler için çeşitli paketler açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri öğrencilerin üniversite ücreti borçları için gelecek 10 yılı kapsayan bir destek planı üzerinde çalışıyor. Tutarlar önemli o yüzden haber değeri taşıyor. Bu 400 milyar dolarlık Türk parasıyla 7 trilyon 400 milyar liralık bir paket. Beyaz Saray'ın hazırladığı plana göre üniversite öğrenci kredisi geri ödemelerinde öncelikle geri ödemedeki askıya alma süresi uzatılacak. Bu 20 milyar dolarlık bir bütçeyi ifade ediyor. Ayrıca yine Biden yönetimi üniversite ücretlerinin taksitlerini daha da düşürmeyi hedefliyor. Buna göre halen aylık gelirin %10'unu geçmeyen taksit tutarı aylık gelirin %5'ine indirilecek. Bu ise Kongrenin bütçe komisyonuna göre ki o bir partizan yani partizan değil buna göre 120 milyar dolarlık yük getirecek. Amerikan parlamentosunda cumhuriyetçiler bu pakete de karşı çıkıyorlar.